gel. Beni belediye başkanı seçtiniz. Biz de sizi tüm haklarınızı korumak için elimizden ne geliyorsa yaptık. Yani sizlerden topladığımız her liraları size hizmet olarak çevirdik. Karabük Belediyesi'nin içerisine rüşveti, torpülü sokmadık. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadık. Ne sen AK Partilisin dedik, ne Cumhuriyet Halk Partisi dedik, ne Büyük Birlik Partili, ne Demokrat Partili. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadı. Elimizden geldiği kadar hepinize hizmet etmek için gayret ettik, çalıştık. Şimdi değerli dostlarım, tekrardan bir 5 yıl içinde sizlerin vekaletini almaya, sizlerin oylarını istemeye, sizlerin gönüllerini kazanmaya tekrardan yollara çıktık. Size şöyle anlatayım. 15 yıllık süre içerisinde Karabük'te temel problemlerin hepsini çözdük. Temel problem olarak hiçbir şey kalmadı. Yani suyla ilgili problemi çözdük, gazla ilgili problemi çözdük, çöple ilgili problemi çözdük, bulvarlarla ilgili problemi çözdük, yeni bulvarlar açtık. Efendime söyleyeyim, kütüphaneyi yaptık, meydanı yaptık, alt geçitleri yaptık, 123 tane park yaptık, 26 tane sosyal yaşam merkezi yaptık, kent orman parkını yaptık, polis tesisi, hayvan bahçeleri derken Karabük'te temel hiçbir problem kalmadı. Şimdi Karabük'le ilgili yapacaklarımız artık gençlerimizle ilgili, yaşlarımızla ilgili, çocuklarımızla ilgili güzel projeler üretmek oldu. Ve şükürler olsun ki yani siz bize 15 yıl inandınız, güvendiniz, biz de gereğini yaptık. Size vermiş olduğumuz sözlerin hiçbirisinde eksik bırakmadan size verdiğimiz taahhütleri, sözleri yerine getirdik. Hatta şöyle söylüyorlardı, şuradaki ilk 2009 senesinde aday olduğum zaman balık pazarındaki alt geçidi ile ilgili işte hayal görüyor. Rafet Mergül'ün yıldızları işte gökyüzünden indiriyor gibi böyle apuk çupuk provokandalar yapıyorlar. Biz seçildikten sonra herkes gördü ki yani biz bunların hepsini yapıyoruz, artık onlara da her şeyi yapmak kolay geliyor yani. Şöyle kolay geliyor, her şey atarak kolay geliyor. Biraz sonra anlatacağım. Şimdi değerli dostlarım, yeni dönem için öncelikle çocuklarımızla ilgili 5 tane mahallemizde kreş açacağız. Bu 5 tane mahallemizdeki kreşlerimiz 3-6 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet edecek eğitim öncesi okullar olacaklar. Ve şu anda bu tip okullara gitmenin, çocukları vermenin maliyeti 10.000 liradan 15.000 lira arası. Biz de çocuklarımıza bunlardan faydalandıracağız. Şu anda bizim 9 tane yaşam merkezimizde 500'e yakın çocuğumuz zaten bu hizmetlerden faydalanıyor. Bunu tamamen Karabük'ün geneline yayacağız. Okul öncesi çocuklarımız
kreşlerimizde, anaokullarımızda eğitimleri görebilecektir. Gene mola evleri yapacağız. Mola evleri de şu: gerçekten ailesini bırakamadığı, tamamen ailesine bağımlı olan çocuklarımız var. Bunlarla ilgili de mola evlerine böyle çok bir ihtiyaçlar oldukları zaman, çarşı, pazar, herhangi bir yere çıkmak istedikleri zaman bu çocukları mola evlerine bırakabilecekler. Artık ne kadar isterlerse tekrardan geriye alabilecekleri şekilde bu ailelerimizi rahatlatmak için mola evlerini yapacağız inşallah. Gene engelli çocuklarımızla ilgili de eğitim verilmesiyle ilgili, bakımlarıyla ilgili 3 noktada gene engelli çocuklarımızla ilgili ayrıca bir programımız var. Şimdi bunlar çocuklarımızın programı. Gelelim gençlerimize. Gençlerimizle ilgili 1000 tane konut yapacağız. En çok gençlerimiz faydalanacağına inanıyoruz. Bu 1000 tane konut şu anda TOKİ'nin maliyetlerinin bile %40 altında olacak. Normal çalışan bir kardeşimiz, evi olmayan bir arkadaşımız bize yapacağı müracaatların neticesinde onlar da ev sahibi olabilecek. Ödenebilir taksitlerle, daha da ucuz yapılmış, iyi bir yaşam sunmak için 1000 tane konut yapacağız. Bunların ilgili yerimizi hazırladık, paramızı da hazırladık, finansmanımızı da hazırladık. Şimdi şöyle söylüyorlar, ya zaten bıkmadılar bu taraftan yani. Rafet vergili atıyor. Rafet vergili atıyor. Bıkmadılar yani. Her 5 senede bir yollara çıkıyorlar. Ya kardeşim yapıyoruz işte. Ya bizi de belediye başkanı olarak seçiyorlar. Yani benim partimin oylarıyla seçilmiyorum ki ben. Hepinizin oylarıyla seçiliyorum. Şimdi inşallah bu 1000 konutu yapacağız. Hiç problem olmadan. Gene gençlerimizle ilgili şu anda çok revaçlı olan bir e-spor olayı var. E-spor olayı, elektronik spor. Bunun uluslararası yarışmaları var, olimpiyatları var, dünya şampiyonaları var. Onlarla ilgili de e-spor merkezi yapacağız. Gençlerimizle ilgili inşallah Karabük'te belki dünya şampiyonları çıkartırız. Gençlerimize de bunu sunacağız. Yaşlılarla ilgili, yaşlılarımızla ilgili şu anda zaten yatağa bağımlı hastalarımızla ilgili bir ünitemiz var, çalışıyor. Bilmiyorum etrafınızdan faydalananlar var mı, yoksa da faydalanabilir. Evlerine geliyor, kadın, erkek fark etmez, her türlü temizliği yapılıyor. Kuaförleri var, berberleri var. Şu anda bizim hizmetimiz devam ediyor. Bunu da merkezi bir yerde geliştiriyoruz. Yaşlılarımızla ilgili gidecek oraya, tansiyonuna baktıracak, şekerine baktıracak, doktoruna muayene olabilecek. Yani yarası varsa pansuman olabilecek. Böyle güzel bir merkez de şu anda hazırlıyoruz. İnşallah bunu da kurmak üzereyiz. Ve yine en önemli işlerimizden bir tanesi, mahallemize de çok yakın çay yolu parkı yapıyoruz. 7500 metrekare üzerine balık pazarı mevkiinde çok güzel bir park yapıyoruz. Ama içerisindeki en güzel de şu millet bahçesi yapıyoruz. Millet lokantası yapıyoruz içerisinde. Burada 50 liraya 3 kapı yemek yenilebilecek millet lokantasında. Hatta bugün bakın yenilebiliyormuş demek ki. Bana bugün böyle yemek çıkartan fabrikalardan telefon geliyor. 50 liraya bir 3 kapı yemek verelim diye. Demek ki olabiliyormuş bu. Herkes atıyor tutuyor falan diye konuşuyordu ama biz her şeyin hesabını yapmadan, gerçeklerin hesabını yapmadan size hiçbir şey söylemiyoruz. Karabük'te şu anda Bakan Bey istedi, millet bahçesini verdik, meydana verdik, millet bahçesi yapılıyor. Şimdi bu millet bahçesinin olmuş olduğu yerde de 16 tane çok güzel dükkan yapılıyor. Ve ben bakana şöyle söyledim, ne yapacaksınız buraya dedim, işte dükkanlar yapacağız, caminin yerini değiştireceğim. Şu şekilde oturma alanları olacak dedikleri zaman ben de dedim ki buranın o zaman kapısını belediyeye vereceksin. Orası bize Demirsevgi'den tahsis değil. O da dedi ki ya o zaman dedi 250-300 milyon lira gibi dedi bir finansman gider buraya o günkü parayla. Böyle düşündüm. Ben dedim size finansman da vereyim. Kartaltepe'de bir arazimiz vardı. Onu size vereyim. Dükkanların tabusunu bize verin dedim. Tamam dedi. Şimdi bu dükkanların değeri en az 500-800 milyon arası. Dostlarım ben size bunu şu için söylüyorum. Karabük Belediyesi gayrimenkul zengini olan bir belediye oldu. İş merkezlerimiz, ticaret merkezlerimiz,
Aynı şekilde dükkanlarımız, arsalarımız. 2009 senesinde bakın size bir örnek vereyim. 100 bin liraya aldığım arsayı bundan bir ay önce 10 milyon liraya sattık. İşimiz vardı. Sonra ulaşım araçlarımız. Bakın ulaşım araçlarımız. Yani böyle bir zenginlikte bir bedel oldu. Hepsi artık gözünü bu zenginliğe dikti. Biz bunları kimlere peşkeş çekebiliriz? Nasıl peşkeş yaparız? Nasıl biz bunları efendime söyleyeyim etrafımıza menfaat olarak sağlarız? Herkes bunun hesabına girdi. Ben 2009 senesinde göreve geldiğim zaman Karabük Belediyesi işçisinin maaşını ödeyemiyordum. 11 ikramiye alacağı vardı. O gün elektrikleri kesildi. Bak, müteahhitlere %70 karlılıktan iş vermişler. Yani müteahhit. 6 tane, 7 tane müteahhit. Bunların hepsini toparladım. Tekrardan hesap yaptım. %10-15 kâra düşürdüm alacaklarını. İmzalattım. O gün Karabük Belediyesi'nin kasasına 2,5 milyon lira para girdi. Ve ondan sonra sizlerin duaları, destekleri, bizim de hiç kimseye taviz vermeden çalışmalarımızın neticesinde bir kere dahi hiç kimsenin ayağına para için gitmedik. Para problemi çektik. Bir akşamda 60 tane araç aldık. Bir akşamda 60 tane araç aldık. O gün 80 milyon lira verdim. Bugünkü araçların değeri 300 milyon lira. Bunları tek tek satarlarsa değeri 500 milyon lira. Hattıyla beraber satarlarsa şimdi bunların hazırlığını yapıyorlar. İşleri biliyorlar ya arkadaşlar. Ama inşallah yani sizin gene vekaletiniz, sizin oylarınız bizimle beraber olacak. Müsaade verin biz... başkanım. Müsaade verin mi? Biz hizmete inşallah devam edeceğiz. Şimdi değerli dostlarım, bizim yapacağımız hizmetlere bunların yetişmesi, bunların yapması mümkün değil. Şu anda iki tane projeyle ortaya çıktı. İki tane proje, bir tanesi Devlet Demiryolları projesi, öbürü de Çayır'da su toplama projesi. İkisini de yapmalarına imkan yok. Ben 2013 senesinde araç çayıyla ilgili su toplamak için görüşmelere başladım. 2015 senesinde burada su toplayamayacağımızı, böyle bir şey izin vermeyeceklerinden ilgili bize yazdılar. Dedik ki her türlü problem, risk bize ait. Biz erken uyarı sistemleri kuracağız. Yurt dışından buraya firmaların temsilcileri geldi. Hatta onlarla ön anlaşmalar yaptık bu işi yapabilmek için. Devlet Su İşleri izin vermedikten sonra bıraktık. Şimdi yine orada kayık falan gezdiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu arkadaşlar Karabük Belediye Meclisi'ndeydi. Öğrenseler de önce bu işi. Yine demir yollarında boşaltma istasyonunun olduğu yerde bahçeler yapmışlar, göletler yapmışlar ki ya burası zaten bizim. Ya burası bizim. Biz Kartaltepe ile beraber orası anlaşmanın bir parçası. Bak Kartaltepe ile anlaşmanın bir parçası. Şu anda da anlaşmamız devam ediyor. Hiçbir problem yok ama buraya Çevre Bakanı geldiği zaman burayı millet bahçesi olarak kendilerine önerdim. Burayı yapın millet bahçesini dedim. Onlar Ulaştırma Bakanı ile konuştu. Devlet Demiryolları Genel Müdürü ile konuştu. Devlet Demiryolları Kızılcıören'deki indirip bindirme istasyonu bitmeden bu araziyi boşaltacağını söyledi. Şimdi bu arazinin boşaltma tarihi var. Onların öyle gölet yapmasına, gölet bakmasına falan yani öyle bir imkan yok. Ve orası da çok güzel değerlendirecek bir arazi. Demek ki yapamayacaklar, her şeyi çıkıp anlatacaklar seçim sonuna kadar. İnşallah değerli dostlarım, ben inanıyorum ki yani sizin yani gönül birliğiniz, sizin bugüne kadar bize olmuş olduğunuz desteğiniz, dualarınız, aynı şekilde bu dönem içinde tekrardan bize vekalet vereceksiniz. Oylarınızla beraber bizi destekleyip tekrardan 5 yıl daha bize bu görevi yapmamız için izin vereceğinize ben canı gönülden inanıyorum. Peki. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Burada misafir ettiniz, ağırladınız.
gecenin bu saatinde pazar günü hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Sağ olun.